Selam, kanalıma hoş geldin. Ben Tuğba Nur. Bugün neredeyiz? Bugün Emirgen Korusu'ndayız. Başlıkta da belirttiğim gibi artık Emirgen Korusu'nda laleler ekilmeye başlanmış. En azından biz ilk girdiğimizde arkadaşlar laleler ekilmeye başlanmıştı. Hatta orada bir iki tanesi baş göstermiş. Hatta bazıları bayağı çıkmıştı bile mor laleler. Güzel bir şu an hava var ve arkadaşlar inanır mısınız? Burası o kadar sessiz ki, yani normalde biz Emirgan'a geldiğimizde şu arkamızdaki balkabağında fotoğraf çekilmek için insanlar sıra bekliyor. Ama şu an maskeyi indirebileceğiniz etrafınızda, yani şöyle bir göstereceğiz zaten, hiç insan olmayan ve tertemiz bir havayı soluduğunuz bir alandasınız. O yüzden burası gerçekten şu an çok hoşuma gitti, hele ki böyle bir dönemde. O zaman tekrar videoma hoş geldiniz. Şimdi beraber bakacağız. Acaba yukarıda da laleler ekildi mi? Zaten bu video laleler ekildi Emirgan Korusu'nda gibi bir başlık koymayı düşündüm. Ne koyduğumu gerçi siz biliyorsunuz şu an. Neyse, her videoda illa böyle bir saçmalıyorum. Bugün bakacağız bakalım Emirgan Korusu'nda neler var. Ve yukarıda biraz daha çıkarsak boğazı falan görürüz. Bir de burada mihraç var arkadaşlar. Şimdi normalde biz buraya şu an ablamla, eniştemle, babamla, annem çekiyor zaten her zamanki gibi, yani başka ihtimal yok. Beraber geldik ama onlar şimdi geliyorlar, bir yere uğradılar. Biz de orada dedik hemen Emirgan Korusu'na çıkalım zaten. Aslında Balta Limanı'na gelmiştik. Hemen gördük levhayı. Dedim çıkalım. Annem dedi gerçi çıkalım bence. Ben de iyi oldu çıktığımız. Çünkü ben böyle bir alan... Ya yine çok konuştum. Ben böyle ve boş alan düşünmüyordum. Ve çimler falan da çok güzel. Yani şu an bakımlı yani her şey. Öyle yine çok konuştum. O yüzden biraz daha devam edelim. Annişime bir için birazcık zor olacak. Hem video çekip hem Mihran'ın arabasını itiyor. Kuzucuk da uyuyor şu anda. Öyle. Ama güzel. Mesela şu an maskesiz, indirmiş bir şekilde rahatça yürüyebiliyorum. Balta Limanı'nda yani böyle insanın böyle bir maskeyi indiresi geliyor. Çünkü hava böyle şu an birazcık arkadaşlar yağmurlu açıkçası. Hava güneşli olsa belki burası daha güzel olacak. Ama şu an çok ferah bir hava var, yağmur sonrası da olduğu için. O yüzden bence bu hava çok güzel. Mesela ben buraya baktığımda, ağaçlara bakınca, şu karşımdaki ağacı olsun veya işte yaprakları tamamen dökülmüş ağaçlara olsun, sonbahar gözümde canlanıyor. Yani sonbaharın esintisi var. Ama çimlere baktığınızda ilkbahar gelmiş gibi hissediyorum. Yani böyle bir karışım olmuş şu an koruda, o yüzden güzel. Mesela arkamızda laleleri değil de sümbüllere yer vermişler arkadaşlar daha çok. Bu arada her yerde böyle lale falan sümbül ekili değil. Bir başta ekiliydi, bir de şu an burada ekili. Bu işte sarı örgülerde bize dur diyor. O yüzden pek fazla hani videoda belki estetiği bozacak ama lazım yani bizler için tabii ki de, belli olmuyor çünkü bize. Allah bilir koparırız falan. Mesela şu an arkamızdan bir araba geçti, dedim ki aa, bir an gördüğüm gibi arabayı, buraya araba girebiliyor mu? Hani böyle gerçekten bu alanlara arabayla girilmesi, azıcık yürü yani, gerçekten azıcık yürü. Bu ortamı böyle arabayla bozmak olmuyor. Bir de şöyle bir durum var mesela, buraya bu yürümek ortamda, için gelmek lazım zaten. Yürümek için gelmek lazım kesinlikle. Bazı ortamlarda hani bir şey çekmeye çalışıyorsun, fotoğraf makinesiyle arabaları almayayım, şey yapmayayım derken gerçekten görüntüyü bozuyor. Ki sadece fotoğrafları da değil, insanın göz zevkini de bozuyor yani gerçekten bazı şeyler. Arkadaşlar mesela şu yoldan yaya olsaydık çıkardık ama Mihraç arabası olduğu için çıkamıyoruz. O yüzden bu yoldan devam edeceğiz. Evet, kimsecikler yok diye böyle bir maskemi çıkarayım dedim insan karşımıza çıkana kadar.
Az önceki arabanın da hakkını yemiş oldum. Şu an gördüm. Çünkü arkamızda otopark yazıyor. Yani otoparka gitmek istiyordum muhtemelen. Ve buradan geçmek zorunda kaldı. Lafımı geri alıyorum ama genel olarak düşüncem bu şekilde. Mesela aklıma şey geliyor. Balat. Balat'ta o dar sokaklarda o kadar çok araba var ki. Ya insanın geçmesi zor, fotoğraf çekmesi. Mesela ben orada sürekli fotoğraf çekmeye çalıştım. Yarışmalar falan için olsun. Neyse yani sürekli insan zorlanıyor. Evi çekeceksin, evin bütününü çekemiyorsun. Altında araba. Veya işte İstiklal Caddesi'nde. Ya caddede bırak insanlar ve tramvay olsun. Yani o aralara, o sokaklara, araba. Yani orayı da yürü arkadaşım yani gerçekten. Veya mesela şeyde, şimdi araba mevzusundan bahsettim ama şu an bu ortam bana insansız daha güzel geldi. Normalde bir insanı ve kalabalık ortamı daha çok severim. Hani böyle insansız ortamı pek sevmem. Neden? Bunu da örnek olarak İstiklal Caddesi, mesela İstiklal Caddesi'ni çok seviyorum, kalabalık falan filan. Ama İstiklal Caddesi dediğin gerçekten kalabalık, tramvay falan olması gerekiyor ama burası insansız daha güzel gerçekten. Yerinden yerine göre değişiyor. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar ne kadar ortamın sakin olduğunu görün sizler. Normalde bu banklar dolu oluyor, buralar dolu oluyor. Hatta şu sincapların üstünde fotoğraf çekinenler bile çok oluyor ki onların içinde ben de oluyorum mesela. Yani gerçekten ama bakın kuş cıvıltısı falan. İnsan daha bir cezbediyor. Evet. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru ineceğiz. Bu arada gözlerim de çok bulanıyor. Yani gerçekten gözlüğü olanlar beni anlar bu durumda. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Normalde orada. Şimdi insan buranın dolu halini de bilince. Orası o kadar dolu oluyor ki yani kenarda insan şu demirlere yaslanıp fotoğraf çekilmek için zor alan buluyor. Herhalde koronadan kaynaklı. Bir de arkadaşlar bu yıl birazcık yaz geç bitti. Yaz geç bitti. Kış da geç bitiyor. Yani ilkbahar gelemedi. Gerçi zaten hani atasözünden Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Soğukluğundan değil ama var evet. Soğukluğundan değil. Bence hava güzel ama işte hala sonbahardaymışız gibi bir hava var. Galiba insanlar da onun etkisinde. Bir de korona var zaten. Hala. Şimdi buraya daha yakından bakalım. Mesela ben burayı çok seviyorum. Burası çok güzel duruyor. Burası çok güzel duruyor. Yani her bence bu alan çok güzel. Küçük ama güzel. Şöyle yakından da size çekelim. Evet, çok minnoş. Bembeyazlar. Selam. Oo. Tabii ki ördekleri de besleyebilirsiniz. Ördekler, kazlar beraber burada çok güzel bir ortamda vakit geçiriyorlar. Bir arkadaşlar burada böyle bir yazıya yer vermişler. Gerçekten çok haklı buldum. Lale aşkın, güzelliğin ve inceliklerin imgesini barındırır. Tıpkı dünya kenti İstanbul gibi. Şurada arkadaşlar ortada bir eser var. Cam sanatı. Bu cam sanatının sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri'ymiş. Yasemin Aslan Bakiri'nin eşsiz tarihimizden ilham alarak cam verip suya bıraktığı İstanbul laleleri nazik gövdelerinde parlayan cam parçalarıyla bu imgeyi devam ettirmekte ve gerçekten haklı olarak
telaşlı şehrin ortasına sessizlikle huzur getirmektedir. Yasemin Aslan Bakire eserlerini sıcak cam katmanları kullanarak oluşturmakta ve tamamen el ile işlemektedir. Camı soğuyup katılaşmasına izin vermeden içinde gelen anlık tepkilerine göre şekillendirmektedir. Bunu da merak edenler varsa diye söylemiş oldum. Eserleri de hem şu sol tarafta da var arkadaşlar. Burada ve burada. Bir de şurada da var. Evet, bir de buradan size söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten bu selfie'de video çekmek benim ilkim. Hatta şu an nereye bakacağım bile bilmiyorum. Selfie'de genelde hiç video çekmiyorum. Ama şu an çekeyim dedim. Arkamda Sarı Köşk var arkadaşlar. İmigen korusu deyince Sarı Köşk ilk aklımıza gelenlerden ama netleyemiyorum. Harika telefonum sayesinde. Bir de arkadaşlar yağmur da hızlandı. Şöyle de bir Sarı Köşk'ü tek başına göstereyim. Bir de bu şekilde selfie çekerek göstermek istedim size Sarı Köşk'ü. Merak edenler hemen burada bu doğa harikasının yanında görebilirler Sarı Köşk'ü. Evet, şimdi işte ablamlar falan geldi. Mihroş da uyandı. Biz de burada birkaç bir şey yedik şimdi. Yağmur da dinmiş oldu. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir de burada çok güzel bir merdiven var gerçekten. Şu yukarı basamaklarından aşağıda köprü gözükecek şekilde çok güzel fotoğraf çekinebilirsiniz. Burayı gerçekten hoş buluyorum. Koruda nadir dikilen lalelerden burada da var arkadaşlar. Buraya da dikmişler. Burada bir köpüş de yürüyüşe çıkmış. Selam köpüş. Evet, Sarı Köşk'ten şu anda müzik çalıyor. Umarım telif yemem. Sarı Köşk'ün de kapısı burada arkadaşlar. Netlemeye çalışıyorum şu an videoyu. Evet. Buradan Sarı Köşk'e giriş yapabilirsiniz. Evet, şöyle de yakından da çekeyim dedim. Her taraftan Sarı Köşk. Da dikilmişler yine biraz. Hatta birazcık büyümüşler. Bunlar evet. Ha şu yukarıya doğru da var hatta. Evet, buraya dikilmiş bayağı bir, diğer yerlere nazaran bu tarafa dikilmiş. Ve Sarı Köşk arabalar, muhtemelen az önce yukarı çıkan arabalar buraya çıkıyormuş. Babam da orada. Evet. Arkadaşlar bu arada yanlış yere bakıyormuşum. Selfie olarak size Sarı Köşk'ü gösterdiğimde aslında selfie video çekmenin çok da zor olmadığını ve aslında biraz da rahat olduğunu fark ettim. Burada da ekilmişler, hatta bayağı bir fazlalar. Büyüyenler gördüğünüz gibi. Bu arada yağmur da şiddetlendi. Biz de şu an yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Ben birazcık nefes nefese kaldım. Yine yanlış yere bakıyorum. Evet. Burada sürekli arkadaşlar sarı örgülerle çekilmiş yerler var. Yani buralar ekilmiş arkadaşlar. Yukarı çıkarken çok fazla ekilmiş görememiştik. Ama buralar dolu. Büyümeyi bekleyen laleler var. Videomuzda arkadaşlar bir yerle ilgili bilgilenmeden olmaz. Mutlaka gittiğimiz her yerde bu sütunlardan bulunuyor. Burada Emirgen Korusu hakkında bilgilendirme var. Gittiğimiz yerlerden bir de bilgi sahibi olarak alarak dönmek bence ve videodan ayrılmak daha güzel. Emirgen Korusu İstanbul Boğazı kıyılarında Emirgen İstinye mahalleleri arasında yer almakta olup Boğaziçi ön görünüm ve doğal sit alanında kalmaktadır. İstanbul Boğazı kıyısında 45.2 hektarlık bir alanda sırtlar ve yamaçlar üstüne yayılmıştır. Çevresi yüksek duvarlarla çevrilmiş durumdadır. Koru 17. yüzyılda 4. Murat tarafından İranlı Emir Günahan'a armağan edilmiştir.
Daha önce Feridun Bahçeleri olarak anılan bölge bundan sonra Emirgen Korusu olarak anılmaya devam edilmiş ve yüzyıllar boyunca pek çok kez el değiştirmiş. 19. yüzyılda da Sultan Abdülaziz tarafından Mısır Hadivi İsmail Paşa'ya verilmiş ve 1871-1878 yılları arasında koru içindeki 3 köşk yaptırılmış. Bunlar arasında günümüze ulaşan köşkler Sarı Köşk, size videoda bol bol gösterdiğim Pembe Köşk ve Beyaz Köşk diye bir de iki tane daha köşk var. 1940 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın girişimiyle kamulaştırılıp park olarak düzenlenerek halka açılmıştır Emirgen Korusu. Ve 2006 yılından itibaren her yıl Nisan ayında Lale Festivali düzenlenmektedir. Lale Festivali için işte laleler hazırlanıyor. Evet, arkamızda da İstanbul yazısı. Burada dediğimiz gibi insan olsaydı önünde İstanbul yazısının önünde bir sürü kişi çekinirdi. Ben de o kişilerden biriydim tabii Emirgen'e ilk geldiğimde ama sonrasında tabii insan bırakıyor sadece bir kere çekinince. Evet. Gerçekten yağmurlu havada da böyle bayağı açık açık video çekiyoruz ya. Bir de şey ortam da var. Hani gerçekten şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Ben böyle açık insanlar arasında konuşmaktan birazcık çekiniyorum. Böyle sessiz ortamda daha konuşmak daha rahat. O yüzden de şu an böyle bir yağmurlu ortamda da hiç video çekeceğimi düşünmezdim. Çünkü telefonum ıslanıyor. Ama her şeye rağmen video çekiyoruz. Evet. Böyle de göstermiş olduk. Aklıma ne geldi? Emirgen'de benim 8. sınıf mezuniyet fotoğraflarımı çekmişti ablam, hatırlıyor musun? Çok güzeldi. Buradan ablama orada. Kalp. Evet, arkamızda da çok güzel bir gölet var. Burada da videonun kapanışını yapmak istiyorum gerçi de yapmak daha doğru. Bu arada eskiden mesela bu burada bank falan bulunurdu. Benim de mesela burada çok güzel ablamın çektiği bir fotoğrafım var. Tabii onlar kaldırıldı koronadan dolayı. Bu şekilde bir görüntüyle de videomuzu sonlandıralım. Evet, o zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi, videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda hiç videolarımda bunu söylemiyorum. Aslında bence artık söylemeye başlayacağım. Bunu fark ettim. Zile de basabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede bir sonraki gelecek videolarımda görmüş olursunuz. Bu arada size de çaktırmadan söyleyeyim. Ders videoları çekmeyi düşünüyorum. Neyse, bunu daha ayrıntılı başka videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.